Evet, şu anda bahçedeyiz ve elimizdeki mikroskopla koza içinde akar zararlısı arıyoruz. O sadece burada değil, bütün mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Şimdi şuralara inelim abi. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol, sen de hoş geldin. Şey yaptık, örnek olarak biz de şey yapalım. Ne o? Kadir hocam hoş geldin. Hoş. Ne yapıyorsun? Şimdi ben bunu geçen sene Kadir hocam şey yaptım ben bunu. Evet. Evet, elimizde böyle bir tane mikroskopumuz var. Cep telefonunun gözüne takılıyor. Biraz önce gördüğünüz görüntü bundan alındı. Bahçede bugün eğitim dolayısıyla buradayız ama bahçede bakın koza yapmış akar. Şurada hemen bir tane daha koza yapmış akar. Biraz önce ben şey anlamadım. Bana bir şey geldi de. Evet, bu gördüğünüz kozaların içinde binlerce şimdi akar zararlısı şu anda çalışıyor. Bunu da biraz önce mikroskopla size gösterdim. Bakın bahçede özellikle yeni sürgünler üstünde çokça var. Kozala var. Evet. Bunların için ne olacak? Buna %1'lik suprakal kükürt uygulaması yapılacak. Evet, bugün günlerden 1 Ocak 2024. Tam bir sene sonra geldik bulduk, evet, yani. Biraz bir geç oldu ama olsun. Evet, şimdi Rıdva Çalık muhtarımızın kurs eğitimi bitti. Bugün bahçede birkaç uygulama yapalım diye geldik. Aslında Rıdvan muhtar daha önce, sen bunu ne zaman yaptın? Geçen sene 11. ay. Geçen sene 11. ay. Herhangi, evet, bir yerde okumuş muydun? Yok. Ben görmüştüm yani, birkaç yapanlar vardı. Evet. Ona... Şimdi şuraya bir bakalım. İşte eğitimde konuştuğumuz şeyler. Sen bunu girebiyle mi yaptın, makasla mı? Orakla yaptım. Orakla yaptın. Evet. Tam şuradan, şurayı bir göster. Tam şuradan muhtar burayı, kafayı almış. Yani dalın uzunluğunun neredeyse %20'si kadarını. Evet. Bakın hemen göz bir tane sürgü vermiş. Hemen buradan da sürgü vermiş. Buradan kesildi, sürgü verdi. Dolayısıyla aşağı doğru da sürgüler var şimdi. Evet. Bu verilen sürgüler 1 yıllık sürgü. Şimdi bunu biz üstten budarsak, şu gözün üstünden budarsak ne olacak? Aşağı doğru bu da sağdan soldan sürgü verecek. İşte balık kılçığı dediğimiz durum bu. Yani toprakta bir tane dil sürgünü bırakmak yerine uç budaması yaptığında bu muhtemelen 2 yıllık sürgün. Geçen sene 11. Yok, geçen sene 11. 1 yıllık sürgün. Evet. 1 yıllık sürgündeki boya bak. Yani 1,5 metreye çıkmış neredeyse. Evet. 1 metreyi geçmiş. Şimdi aşağıdan gelen sürgünler de dolayısıyla şimdi enerjiyi biz burada sıfırladık ya, yukarı giden enerjiyi. Enerji sıfırlanınca ne oldu? Aşağıdaki gözlere verdi bütün potansiyelini ve bu gözleri fışkırttı. Özellikle bunu bak, altta olmasına rağmen bunu ve şunu ne kadar etkilemiş. Fındık hocam, de var, de var. Bu ocağın fındığı resmen patladı yani. Ayrı topladım ben bunun ocağını. Bu fındık, yani diğer ocaklara bakaraktan fındık resmen patladı yani. O patladıdan kadar... kastın randımanı mı yüksek? Evet, evet, evet. Yüksek randıman oldu. Evet. Şimdi kursta da söylediğimiz gibi, dolayısıyla budama neyi tetikledi? Üremeyi tetikledi. Yani budama, bitki dedi ki şimdi ben budanıyorum, soğumam lazım, tohuma yatmam lazım. Fındığın tohumu ne? Fındık. Karanlık. Bunun başka tohumu yok yani. Yok. Kendi meyvesi. Bak üstünde gayet güzel gözler oluşmuş. Bu buradaki tek sağlıksız durum bu mantarlar. Akar zararı. Akar zararı burada koza yapmış. Ha, burada çok, var. Çok var. Bu ocakta da 1-2 tane topladık. Şimdi bak bir tane de şu odalı çek abi. Yok, arkasındakini. Çek. Aynı şekilde burada da bak, Rıdvan Musar yine aynı şekilde girebiyle bunu da vurmuş. Tepe vurumu yapmış.
iki tane çok güzel sürgün almış. Ve bir yıllık sürgün bunlar. Sen şunu bir tut. Aha, ikisini de tartışıyorsun. Şöyle bir şey göstereyim. Şimdi bu bir yıllık sürgünlerin ucundan dışarıya gelen göz var ya, şu dışarıya gelen göz. Evet. Bu zaten uzayıp gidecek. Evet. Biz şimdi bunun uzamasını istemiyoruz. Bu yıllık yapacağımız budamada ne yapacağız? Dışarı giden göz üstünden buradan keseceğiz. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Dolayısıyla bir yıllık sürgün üstünden uç budaması yaptık. Dışarı giden göz üstünden. Bu da şimdi aşağı doğru ne yapacak? Gözlenecek. Yine aynı şekilde bunu da dışarı giden göz üstünden budadık. Dolayısıyla bu iki gözü de ne yapmış olduk? Budamış olduk. Şimdi biraz da aşağıya temizleyelim. Al abi. Elmedikler hep, evet, oraları temizle. Şu aşağıdakini de temizle. Evet. Evet, şimdi yukarı doğru çalışmasına fırsat vereceğiz yani. Evet. Burada alayım hocam. Şunun içini, şuraları temizle. Bu aletin çalışması da bu şekilde. Şimdi bunlar sonuçta yaprak gözleri de açılınca ne olacak? Yaprak gözü de açılınca bu sefer birbirine gölge yapacaklar. Dolayısıyla biz birbirine gölge yapan, şunu da al. Birbirine gölge yapanları ortadan kaldırdık. Bu akarları budama yaparken toplayabilirsiniz, yere atabilirsiniz. Ama bunun akarların çözümü %1'lik kükürt, suprakal dediğimiz kalsiyum polisülfür yani. Şimdi şuradaki uçlar burada mı tabi? Gelsene şöyle. Bakın şimdi. Burada akar zararı böcek. Bunu biraz önce videoda da gösterdik zaten. Bu kozaların içinde binlerce böcek var. Canlı var, aynı. Böcek var. Bunlar olduğu gibi fındığın gözünü yiyorlar. Gözünü yemekle kalmıyor. Bak burada olduğu gibi uç kurumalarına sebep oluyorlar. Şimdi burada mesela bir göz duruyorken gelmiş buradaki gözü yemiş. Bunu toplayabiliriz ama toplama işi çok zor. O yüzden bunlara uygulayacağımız bu dönemde %1'lik suprakal. Bak şurada uç kurusu yapmış bak. Uç gitmiş. Normalde burada fındık gözü olabilirdi. Bunun altı aynı şekilde gitmiş. Şuralar gitmiş bak. Buralarda uç kuruması yapmış bak. Çok bunların hepsi uç kuruması. Evet. Çok, bak çok burada korkunç. Burada o koza zararlısı, akar zararlısı. Bak. Bir yıllık sürgün üstünden bir iki tane göz yemiş. Muhtemelen de buradan çıkıp şimdi bunları yemeye gidecek. Dolayısıyla bunları toparlayabildiğimiz kadarını toparlıyoruz. Yapamadığımızda da mutlaka suprakal uygulaması yapıyoruz. Bu uç kuruları tehlike. Bak budalı da şeyi de yemiş. Bunları ister budama makasıyla ister elinizle bu kuruları toplayabilirsiniz. Şimdi bir ocak üstünde bizim için uygulama yapma sıklığı ne? Bu akardan bir ocakta eğer 10 tane civarında görüyorsanız bu ocak mutlaka ilaçlanmalı. Daha doğrusu suprakal atılmalı yani. Kalsiyum polisülfür atılmalı. Tane var. Şimdi bizde bu yani bizim bu yörede tamamında var. Yani sadece bu burayla alakalı değil. Yan tarafa geçelim i̇şte diğer yağlı tarafa. Yağlı ve palaz cinsinin en büyük hastalığı bu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana. Budama yapmışsın çok güzel. Uç bir yıllık sürgün oluşturmuşsun çok güzel. Evet. Fındık gözü oluşmuş çok güzel. Ama o oluşmuş olan fındık gözlerini bu zararlı %40 kayıp verdiriyor. %40. Bir yıl içinde şimdi bak havalar normalde şimdi biz Aralık ayındayız. Hava neredeyse 16-17 derece. Evet. Ama şimdi Mart-Nisan ayında bu hava çıkacak 17-18 dereceye. Bu zararlının içindeki o böcek başlayacak
çok ayaklı böcek başlayacak yeni gözleri yemeye. Yani esas zararı, biz bunun esas zararını önümüzdeki dönem Mart-Nisan ayında göreceğiz. Buna şimdi o zaman bir an önce vurulması lazım. Yani %1'liği hemen Nisan-Mayıs ayında da mümkünse %0.5, yani 100 litreye yarım litre şeklinde bir kükürt uygulaması hem külleme için hem de bu akar zararı için kesinlikle uygulanması lazım. Bak şu aşağıda şu dalı yürüyelim. Kurum hocam. Bak şimdi burada gayet güzel abine tuttuğu yerde sürgü oluşmuş. Bak sürgü oluşmuş. İki tanesini oluşmuş sürgüde hemen akar yemiş. Hatta şununla beraber üç tane sürgü oluşmuş. Bak burada uç kurusu yapmış. Burada uç kurusu yapmış. Yani tek tek dalı incelersek verdiği zararı daha çok görüyoruz. Ben şimdi gayet güzel budamayı yaptıktan sonra bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sürgü almışsın. Üstünde püskül de var. Bunlar karanfil gözü de var. Yaprak gözü de var. Ama bak yeni sürgünün üstünde hemen olur. Akar zararlısı var. Yani biz burada verime yatırmışız işi, doğru. Bunu ben alayım. Evet. Bak bir yıl üstündeki sürgüleri görüyorsunuz. Bunu şöyle dış gözün üstüne kesecek değil mi hocam? Evet, dışa gelen göz üstünden. Oradan kesebiliriz. Tek tek yap, birkaç tetik yap. Evet, tetik yap. Birkaç tane. Heh. Evet. Dışa gelen göz üstünden eline dikkat. Efendim? Şimdi burada... Az geleceğim abi. Hadi kusura bakma. Hoş geldiniz. Tansiyon devam edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ya abi gel bir de buraya. Şunu da gösterelim. Bak burada budama yapılmış daha önce. Şu tarafı kesilmiş ya da kırılmış. Evet. Ama burada tırnak kalmış. Hadi kusura. Burada tırnak kalmış. Bu tırnak bizim çok istediğimiz bir şey değil. Neden? Çünkü bu geriye doğru kurumaya sebep oluyor. Bu sıvıdan alacak. Şuradan şöyle kes bakalım. Keser mi hocam? Evet, keser. Evet, gördüğünüz gibi kesti, tırnak kalmadı. Sen zorladın sanırım. Evet. Bunu kapatacak yarayı değil mi şimdi? Bu şimdi dışarıdan içeri doğru kapanacak. Burada yine bir tane toza zararı var, akar zararı var. Yeni sürgünde. Evet, bak burada hiçbir tane göz bırakmamış. Bunları temizle abi. Hepten yemiş. Eline dikkat ederek. 100 litre 1 litre mi? 100 litre 1 litre kalsiyum polisülfür, supakal, gülleci bulamacı. Ya, gülleci bulamacında 100 litre 1 litre kükür. Kış dozu 100 litre 1 litre. Kireç koyacağız mısın? Hayır. Hazır satılıyor zaten. He, satılıyor. Yani siz kendiniz güneci bulamacı yapacaksanız 10 litre suya evet. 3 kilo toz kükür, 1,5 kilo kelle kireç koyup kaynatıyorsunuz. Kelle kireç dediğimiz taş kireç. Taş kireç. Evet. Sönmemiş kireç. Sönmemiş yani. Onun yerine toz inşaat kireci de olabiliyor ama bunun orijinalinde normalde topak kireç dediğimiz kelle kireç. Kelle kireç. Esası o. Kendimiz yapamayız derseniz tarım marketlerde suprakal diye satılıyor. Suprakal, güleci bulamacı, kalsiyum polisülfür, lime sülfür bir sürü adı var. 100 litre 1 litre. 100 litre 1 litre kış 400 dozu. 400 litre. 400 litre 4 litre. Bahar dozu da yapraklar fare kulağı kıvamında açacak ya şimdi. Evet. Fare kulağı kıvamına geldiğinde de 100 litre yarım litre. Anladım. 400 litre 2 litre yani. O da bahar dozu. Şimdi bu ne yapıyor? Onu da fazla katarsan hocam ne olur bilak ile. Fazla katarsan zararı olur. Şu anda %1'lik kış için özellikle karanfil açmadığı için uygun. Karanfil açtı dediğimizde nasıl? Mesela şimdi burada çiçek bak var. Hem erkek organ var hem dişi organ var. Evet. Şimdi dişi organ pembe çiçek açtığı zaman uygulama yapmıyoruz. Çiçeklenme dönemi hiçbir bitkiye su bile atılmaz. Yağmur yağar filan ay eyvallah ama dışarıdan uygulama yapılmaz. Yaprak gözü fare kulağı kıvamında büyüdüğü anda biz uygulama yapabiliriz. Burada da yine bak muhtemelen akar zararı bir uç kurusu yaratmış.
Bu uç kuruları bizim için. Şimdi uç kurusu çiftçi tarafından şöyle algılanıyor. Bunu geçen bir bahçe ziyaretinde de konuştuk. Şimdi toprak tahlili yaptırmamış. Kafasına göre 26 ya da 21 azot atıyor çiftçi. Bilmeden toprak tahlilini. Diyor ki ya 21 azot attım. Muhtemelen bu uç kurusu ondan oldu diyor. Evet. Alakası yok. Ya da diyor ki 26 azot attım. Azot 26 azot az geldi. Alakası yok. Şimdi toprak tahlili yaptığın zaman eğitimlerde ne dedik? Eğer toprak pH'ı yüksekse 21 azot kullanıyoruz. Yani 7'nin üstündeyse. Evet. Çünkü içinde kükürt var. Eğer 5.5'un altındaysa kireç veya önce kireç uyguluyoruz. Sonra eğer azot uygulayacaksa da 26 azot uyguluyoruz. 26 azotun içinde %74 kireç oranında kireç ham maddesi var. O yüzden. Peki hocam 21 azot sürgüye faydalı oluyor mu? Ya şimdi işte onu demek istiyorum. 21 azot ya da 21 azotun 26 az da 21 azotun sürgüye farklılıkları sebebiyle bir katkısı yok. Orada bütün etki azottan dolayı var. Evet. Azot ne yapıyordu? Dal ve yaprak yapıyordu. Dal ve yaprak. Azotun işi dal ve yaprak yapmak. 26 atmışın, 21 atmışın hiç farkı yok. Sen yeter ki dozunu ayarlayalım. Ocak başı 1 kilo civarında azotu toprağa ver. Evet. 21 ile 26 azot arasındaki fark, birisi pH'i yüksek toprakta kullanılıyor, 21 azot. 26 azot da pH'i düşük toprakta kullanılıyor. Azot illa gerekiyor sürgü yapması için. Bu organik azot olabilir, sıvı azot olabilir, üre azotu olabilir. Şunu tek başına söylemek doğru değil. 21 azot sürgü yapar, 26 azot sürgü yapmaz değil. Olay. Orada azotlar arasındaki fark tamamen toprak tahlilindeki pH ile ilgili. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım. Şimdi hocam verime evet, düştü. pH neden önemli? İşte onu eğitimde de söyledik. Evet. Eğer bizim fındık kaç pH seviyordu? 6.5'u seviyor. Şimdi buradan toprak tahlili aldık. Aleykümselam. Aldığımız toprak tahlilinde pH'i ölçtük. 4.5 çıktı pH. Evet. pH 4.5. Fındık kaç seviyordu? 6.5'a kadar. 6.5'ü seviyordu. Aradaki fark kapanmadığı sürece sen buraya tonlarca gübre uygula, bir faydası yok. Önce pH'i yükseltmen lazım. 4.5'ü 5'e 6'ya çıkaracaksın. Onun içinde ne atacaksın? Kireç. Kireç. Yama yerde alt tarafa ocak başı işte 4.5-5 kilo kadar kireç uygulayacaksın. Toprağın pH'i hafifçe yükseldi. Baharda azot atacaksın. Çünkü azot ne zaman lazım bize? Baharda lazım. Niye baharda lazım? Çünkü yaprak ve dal ne zaman uzuyor? Baharda. Şimdi kışın uzayan bir şey var mı? Yok. Kışın ne var ama? Püskül var. Püskül var. Ve karanfil var. Bizim için şimdi kışın şunlara bakım önemli. Yani karanfil sayısını arttıracağız. Bir göz üstündeki karanfil sayısını arttıracağız. İki, püsküllerin fenerleşip sağlıklı sperm salmasını sağlayacağız. Kışın işimiz bu. Bunun için neye gerek vardı? Fosfora. Fosfor. Fosfor ne yapıyordu? Dal, döl, bal. Dalı yapan azot. Dölü yapan fosfor. Balı yapan potasyum. Şimdi burada daha meyve yok. Potasyuma ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Daha şimdi yok. Yok. Azota ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Bizim dala ve sürgüye şu anda ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var? Fosfora. Fosfora. Niye? Çünkü buradaki gözün, dişi gözünün sağlıklı, erkek organın da sağlıklı olması lazım. Erkek organ sağlıklı, dişi de sağlıklı. Burada yaprak gözü de var. Eğer akar da bunu yemediyse, şurayı yemediyse, biz buradan çok rahat dörtlü beşli çotarak alabiliriz. Bunun sayısını ne kadar arttırırsak, şimdi bazı dallarda mesela şurada, bak şuraya bak. Burada püskül yok. Yok. Buradaki gibi püskül yok. Şuradaki gibi. Fındıkta olmaz. Şimdi ne dedik? Ha burada var. Var. Bir püskülde kaç tane sperm vardı? 4 milyon civarında. Yani bu püskül fenerleştiğinde, tozuma başladığında 4 milyon tane sperm salacak. Bir bahçeyi neredeyse şey yapacak.
Rahat rahat. Dolayısıyla biz neye bakıyoruz? Burada püskül sayısına bakmıyoruz. Biz sağlıklı göz sayısına bakıyoruz. Bizim sağlıklı için, göz var mı? Bizim için kanafina. Önemli evet. Olan bu gözler yani. Sağlıklı göz var mı? Var. Bak hepsinde sağlıklı göz var. Bazılarında akar vardı, kopardık. Bak burada hem püskül var, hem göz var. Erkek gözü ve dişi gözü ve yaprak gözü var. Ve püskül de var. Dolayısıyla bizim için püskül değil şu anda önemli olan. Karanfil gözü var mı? Var. Her bir karanfil gözü demek, dörtlü beşli çotanak demek. Çotanağın da dörtlü beşli olabilmesi için neye ihtiyaç var? Fosfora. Fosfor. Tekrar söylüyoruz. Azot ne yapıyordu? Dal ve yaprak. Evet. Fosfor. Çiçek. Çiçek. Potasyum içini dolduruyor. Evet. Bal. Bal. Bizim ne kadar sağlıklı meyve gözümüz olursa, akara kaptırmadığımız, bunu mesela akar yemiş. Nereden belli? Çünkü normal gözden farklı irileşmiş. Bak norm bozulmuş yani. Şurada böcek var hocam. Nasıl? Ha işte gel yaklaş. Rıza Muhtar. Evet, canlı yayında kahverengi kokarcayı gördük. İşte bahçemizin düşmanları çok. Tabancayı atacağım. Yani düşman sizin mahallede sadece eş dost akraba değil yani. Görünmeyen bir sürü düşman var. Şimdi hocam bizim mahallemizin genel verimde sıkıntısı şu var. O neden oluyor? Mesela mahsulü biz alıyoruz. Evet. Bakıyorsun Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'ın 15'ine kadar dalda çok güzel fındık var. Ama biz bunu çuvala sokamıyoruz. Evet. Şimdi orada da en büyük eksiklik şu. Şimdi bunu aslında baştan şöyle tekrarlayalım. Şimdi burada sağlıklı bir göz var mı? Sağlıklı bir göz var. Şu. Ama bu sağlıksız, norm değiştirmiş. Bu çotanak gitti şimdi. Evet. Çotanağı kafadan kaybettik. Şimdi bu olgunlaştı. Tam da güzel meyve taslağı oluştu. Evet. Döllenme oldu. Şimdi bunu burada tutan ne? Şu dal değil mi? Evet. Yani sürgü. Dökülmenin iki tane sebebi var. Daha doğrusu üç sebebi var. Bir tanesi yeterli fosfor yoksa çotanak oluşmuyor. Niye? Çünkü ne dedik? Boş veriyor. Fosfor demek, döl demek. Döl yoksa olgunlaşma tam olmuyor. Bir, fosfor sebep. İki, azot sebep. Eğer yeteri kadar azot almıyorsa dal ve yaprağı tutunamıyor. Üçüncüsü de bor, çinko, demir eksik demek. Eğer bor, çinko, demir eksikse çinko dökülmeyi sebep oluyor. Çinko eksikliği varsa. O yüzden mesela eğitimde ne dedik? Çotanak fertil gübresi. Şimdi reklam yapmıyoruz. Yok, İşin gerçeğini söylüyoruz. Çotanak fertil gübre taşın fındık için ürettiği ihtisas gübresi. İçinde ne vardı? 20 azot, 12 fosfor, 15 potasyum, 2 magnezyum ve çinko oksit vardı. Şimdi demek ki ihtisas gübresi ya bu. Bu bizim bütün ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Evet. O şimdi önemli olan ihtiyaçları. Şimdi evet. Gübreyi reklamını yapmıyoruz. Yok, önemli olan ihtiyaç ne? Şimdi niye bu adam bu gübrenin içine azot koymuş? Azot ihtiyacını görsün. Görsün diye. Niye fosfor koymuş? Fosforu karşılasın. Döllenmeyi karşılasın evet. Diye. Niye potasyum koymuş? Meyve içini doldursun evet, diye. Evet, olur. Peki magnezyumla çinkoyu niye koymuş? Boş vermesin. Şey yapmış. Bir, magnezyumu yaprak açsın. Çünkü magnezyum yaprakta var. Fotosentez yapıyor. Magnezyum onun için lazım. Çinko niye lazım? Diyor ki bizim Karadeniz bölgesi coğrafyasında genelde çinko eksikliği var. Çinko da dökülmeye sebep oluyor. O yüzden içinde çinko var. Şimdi biz ne zaman atıyoruz çotanak fertil gübresini? Kışın atmıyoruz değil mi? Evet. Ne zaman? Mart'ta atıyoruz. Mart. Tam Mart'ta attığımız dönem ne dönemi? Yaprak dönemi. Dolayısıyla 20 azot ihtiyacı karşıladı mı? Karşıladı. Karşıladı. İçinde 12 fosfor var. Fosfor da bize döllenme için hep lazım. İşte sonradan gözüken göz dediğimiz o Mayıs doğumu. Evet. Onu, mesela. Onu Mayıs'ta doğum yok aslında. Ama biz sonradan görüyoruz. Teşekkür ederim. Göz burada görüyoruz. Göz duruyor. Yok. Mayıs'ta bir bakıyoruz meyve taslağı oluşmuş. Aa diyorsun ki Mayıs doğumu oldu.
Halbuki göz duruyor ya burada. Ben seminerdeyim. Mayıs'ta abi. Göz görünür hale geliyor. Onun içinde neye ihtiyaç var? Fosfora. Potas. Sıkıntı yok. Nasip. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Magnezyum yaprağın üstündeki o yeşil dokuya rengi veren malzemenin abi. Adı magnezyum. Çinko'da meyve taslağını yani çotanağın tam dalla tutunduğu yer. Çinko eksik olunca şimdi onu da şöyle örnek vereyim. Bir adamda çinko yetersiz olursa ya da bir kadında tırnakları kırılır. Saçı dökülür. Diş mineleri zayıflar. İnsanda da çinko eksikliği buna sebep olur. Şimdi insan da magnezyum ve çinko kullanıyor. Şimdi magnezyum çinko tabletleri var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Evet duydum. Niye magnezyum ve çinkoya ihtiyaç var? Çünkü insanda kas kasılmalarına magnezyum yetersiz eksikliği sebep olur. Kas kasılması. İnsan sabah yataktan kalkırken ağrılık var. Bizim özellikle bu Karadeniz coğrafyasında magnezyum ve çinko eksikliği çok fazla insanda. Dolayısıyla fındıkta da magnezyum ve çinko eksikliği önemli. Peki insan niye günde bir avuç fındık yemeli? İçinde magnezyum ve çinko var çünkü. Gübresiyle attın. Sen atmasan bile doğadan var. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Bizim fındığa ihtiyacımız var. Beslenmek için. Fındığın da bize ihtiyacı var bakım için. Kim bu diyecek? Kim gübre atacak? Karşılıklı. Peki, bu çötene gübresini bir ocağa ne kadar atmamız lazım? 600-700 gram. Hadi ocağın büyüklüğüne göre bir. Yani şunu bir şöyle gel abi. Çok da. Şu ocağın büyüklüğüne bakarsan bu ocağa atılacak 500 gram çotanak fark. Çok da bir gübre değil baktığın alt zaman. Yani. Evet, hocam, şimdi mesela, alt tarafa değil mi? Alt tarafa ve gömerek. Mesela siz gömmede anlaşılmıyor. Alt tarafa ne kadar mesafede olacak şu an? Evet. Bu ocağa gömerek. Mesafede söyleyelim. Alt tarafa geldik. Ocağa sırtımızı dayadık. Tabii geniş aralıklı ocak vardı. Bu ocağın ağzı burası. Ağzı burası. Size bir üst tarafına koyun. Yerde üstün alt tarafı. Biz niye ahır gübresini falan oraya atmıyoruz? Orada eriyip bu tarafa doğru gelecek falan hikaye. Kökün %70'i burada, %20'si orada. Uygulanacak yer şu alt yama. Şimdi buraya Muhtar, sen hiç çotanak attın mı buraya? Yok. Hiçbirimiz çotanak attım. Azot mazot attın mı? 26. Sadece. 21 ile 26'yı karıştırdım öyle attım bu sene. Çotanak bir sene attık. Uç kurusu yapıyor dedik. Ondan sonra bıraktık vazgeçtik. Hiç alakası yok. Uç kurusunu yapan şey bu akar. Akar zararı. Peki ben şöyle düşünüyorum. Boydan boya böyle iki ocağın arasına böyle kassam. Ondan sonra sevgili top, abi masraf. Gübreyi de öyle yine atsam üzerine. Ya şurada ocak yok. Burayı niye kazın? Şurada ocak yok. Ben sen bir şey gördüm. Şu ara ocak şu ara. Ben şimdi size eğitimde de dedim ya. Aldım eline bir tane çangal. Burayı bir kessene. Orak var böyle. Ha, orakla bir kes. Orak bir kes. Şuradan kes. Sağ olun. Onu kes. Şimdi eline aldım bir tane çubuk. Tamam. Şöyle hafifçe geldin. Aa, çotanak fertili şuraya atacağım. Yani. Bu pilçekler sağdaki soldaki pilçek bunu alabilecek mi? Alacak. Tabii canım. 3-4 yere atacağım. Delme olarak. Şuraya 5-6 yere şöyle güzelce. 8 delik deldim. Kazmayla da şöyle bir kazma aldım. Kazmayla da yapsan olur. Kazmayla deldim ya da kazmayla kaldırdım. İçine attım. Bu zaten toprağın üstüne yeter ki atma. Toprağın üstündeki yağmur suyuyla birlikte eriyip gidecek. Anladım. İstiyoruz ki biz 5-3 santimde olsa toprağın içine girsin. Anladım. Yani, oraya boraya gömdüm. Evet. DAP uygulaması yaptım hocam. Gömdüm bu sene şimdi. Evet. Komple şimdi bak gömdün ne kadar faydasını göreceksin. Çünkü toprağın altına girmeyen ahır gübresi de olsa, çotanak da olsa, güneş azot da olsa hiçbir faydası yok. Yani. Hava güzel. Dedin ki ya gideyim bahçede bir gübre atayım. Tohum serper gibi attığın gübrenin %40'ı uçuyor gidiyor zaten. Sen 8.500-9.000 lira para vermişsin. TSP'nin tonu 16.000 lira. 20.000 lira. 20.000 lira. Lapı 20.000 lira. Lapı 20'ye aldık. Lapı 20'ye aldıysan sen onu teraziyle kıl kıl ölçerek vereceksin. Şimdi bu diyeceksin ki bu bitki nasıl faydalanır? Ben bir ocağa 600 gram kadar aldım. Deldin, gömdün. Gömdün. Evet. 26'ya dönmedin mi? Yok. Dört. Ha, o başka.
ya dediğim gibi delerek, ya kazmayla kaldırarak bu fındığın aldığı ağzı burası. Fındığın ağzı burası. Başka hiç yere atmayın. Biz yani üst tarafını atıyoruz. %20'ye boşuna uygulamayın. Alt yarım aya devam. Biz hep davı en düşük ne kadar bir ocağa ne kadar atmamız lazım? Kaç gram? Ocağın büyüklüğüne göre 400 gramla, 300-400 gramla, 600-700 1 kiloya kadar. Ocağın büyüklüğüne göre. Pekala bu çotana Mart'ta koyduk hocam. Mayıs'ta yine 26. Şimdi şöyle. Çotanağın içinde ne vardı tekrar ediyoruz? 20 azot var. 5 çeşit ürün var onun içinde. Evet. Bana sorsan azotlu çoğal, azotlu çotanakla aldığı kadarını alsın. Bence 26 azota gerek yok. Yapabiliyorsan çotanağı ikiye böl. Mayıs'ta. Çotanak fertili 1 Şubat sonunda al. Bir ocak başına 600 gram atacaksan. Evet. Ya da 700 gram, 300 gram Mart'ta, 300 gram Mayıs'ta. Yani Şubat şimdi, sonu Mart başı gibi öyle yapacaksın değil mi? Yok. Evet, Şubat sonu, Mart sonu ya da Nisan sonu. Pardon. Şimdi çotanakta bir şey söylemedik, bor var çotanakta. Dedik ya iki magnezyum, çinko ve bor var. Bor her sene uygulanmaz. Dolayısıyla çotanak fertili de her sene uygulamanızı ben önermem. Çotanak fertili bir sene düzgün uygulayın. Bir sonraki sene ya azot ya da kışlık TSP gübresiyle yani fosforu tamamlayıp yani iki yılda bir uygulasanız çotanak fertili iki ya da üç yılda bir çok anlamlı olur. Bir de gübreyi bak burada zaten en büyük eksikliğimiz oydu. Şimdi ben sadece sizden duymuyorum bunu. Nereye gitsem aynı şeyi duruyorum. Tek gübre var. 26 azot. Ya tek gübre 26 azot var da bu bitkinin sadece azota ihtiyacı yok ki. Ya bitki sadece dal ve yapraktan ibaret değil ki. Bu bitkinin üstünde karanfil var, erkek gözü var, yaprak gözü var. 3 tane ayrı göz var. Sen şimdi azot atıp sadece yaprak ve dalı çalıştırıyorsun. Hocam biz o sizin söylediklerinizi inanın daha yeni duyduk. Bakacağız buradan sonra. Unuturuz. Karanfile kim gübre verecek? Karanfilin gübresi ne? Fosfor. Fosfor. DAP. Püskülün gübresi ne? Fosfor. Yani DAP, TSP, MAP ya da işte fosforlu gübre. DAP ile TSP arasındaki fark ne hocam? DAP biri diamonyum fosfat, öbürü trisodyum fosfat. Genelde TSP pH'i düşük yerler için. DAP da pH'i yüksek yani. Aynı 21 azotla 26 azotla olduğu gibi. Bunu bilmeden yaptık. Dalın, bu dalın kökünden kaç metre yukarısından evet dalın uzunluğunun %20'si. Şimdi bizim sağ olsun muhtar bak dalın uzunluğunu almış. Neredeyse %20'sini budamış. Bak buradan da 1 ve 2 tane sürgün almış. Burada da sürgün almış. Şimdi ben geçen sene yaptım bunu. Her ne kadar bu ocak çok dallı gözükse de anlıyorum. bir sene sonra bu ocak çok daha güzel kendini ortaya çıkartır. Buradan şunun bir defa çıkması lazım. Evet, şurada şu fazla, şu burada fazla. Şu tırnaklar alınsa geri kalanlar ocağın içerisinde gayet güzel gözüküyor. Çünkü neden şimdi şu anda yapraksız dönemdeyiz. Şey, yetiştirmişim buraya. Maşallah. Yapraksız dönemde olduğumuz kimin? İçin bak güneş benim? Bütün dallara değiyor. Görmüşsün de. Çitendik ya burası. Çitendik. Ama şimdi yaprak açtım mı ne olacak? Güneş ortadan kalktı. Ama bizim niye güneşe ihtiyacımız var? Fotosentez yapacak. Evet. Yaprakların ne dedik? Üstü güneş paneli, altı beslenme için önemli. Yaprağın üstü güneşi gördükçe fotosentezle aşağıdan da besini alıyor. Direkt nereye taşıyor? Meyveye. Yaprağın işi meyveye besin maddesi taşımak. Şimdi burada düşün şu kara şey tozuma bitti. Püsküller döküldü. Burada karanfil meyve taslağı oluşturdu. Bunun üstündeki yaprak neye çalışacak? Meyve taslağına. Yani meyvenin içini doldurmaya çalışacak. Üstü güneş görecek, magnezyum. Altı yaprak gübresi attım, potasyum. Meyvenin içi dolmaya başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz ayları. Meyvenin içi neyle dolacak? Potasyumla dolacak. O yüzden şimdi biz attığımız hani kombine gübrelerde, özellikle çotanakta
potasyum bir miktar yeterli. Ama esas biz bunu yaprak gübreleriyle, yaprak tam 3'te 2 büyüklüğe geldiğinde yaprak gübreleriyle oluşturuyoruz. Solucan gübresi neyi tamamlıyor? Solucan gübresi organik maddeyi tamamlıyor. Organik madde çok önemli. Organik madde dediğimiz şey aslında derste de anlattık ya. Bizim topraklarımızda organik madde çok düşük. Bunu ahır gübresiyle falan tamamlıyoruz. Onun yerine solucan gübresi. Organik madde dediğim şey şu aslında, kuru maddeyi tamamlıyor. Fındıktaki kuru madde ne? Fındığın içi ve kabuğu. İçinde ve kabuğu. Evet, kuru madde çok önemli. Kuru maddeyi organik madde olmadan tamamlayamaz. Dolgu yapıyor yani organik madde. Ve taşınmayı sağlıyor tabii. Aynı zamanda şimdi sen yapraktan diyelim ki azotu taşıyacaksın. Azotu ne taşıyor? Organik madde taşıyor. Fosforu organik madde taşıyor. Derste anlattık, ne dedik? İki, organik madde 2 olunca bütün beslenme işi düşüyor. Toprak en az 3 ile 4 organik madde olması lazım. Ben hoca bir şey soracağım da. Tahlil yaptırdım ben. Heh. Bir yerim var benim. Yani bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Ondan sonra oraya gübre, şey, kireç dedi. Bir de 10 kilo gübre var. Onu da koyacağım dedi. Ben de diyorum şimdi gübreye koymasam, kireci koysam öyle olur mu? Safi. Yolu yok oranın, bilmem ne işte. Şimdi bak buna şöyle. Yani. Normalde tarım kirecinin işi toprağın pH'ini yükseltmek. Sana muhtemelen toprak tahlilinde kireç önermesinin sebebi pH'in 4.5-5 çıkmıştır. Yüksek diye vermiştir. Tarım kirecinde sadece kalsiyum var zaten. Kalsiyumun dışında bir şey yok. Hepsi olacak o zaman. Tabii. Ha, o yüzden niye diyoruz işte çotanak fertili benim söylememin sebebi şu. Sizin şimdi bir alışkanlığınız var. Sürekli 26. Biz tembellik. Bazı çiftçiler hatta iddiaya giriyor, diyor ki ya bizim buraya azot gibi. 26 az uzatmadan fıdık olmuyor. Gelsin aşağıya. Sıkayım. Farklı bir gübre tanımadığınız için. Şimdi bir de şeyi anlayamadım. Buraya şimdi gömeceksin ya. Gömdüğün zaman üzerine atma istiyorum tazine. 26'dan. Hangi onu, üzerine? Onu hep kapatacaksın o zaman. Hayır, çotanak fertilizi atarsan 26 azota gerek yok. Ha, gerek yok. Bir sene çotanak fertil. Bir sene 26 azot. Evet. Çotanak fertili 2 yılda bir. 2 yılda bir. 26 ya da 21 azotu da işte 2 yılda bir. Yani. Dönüşümlü. Çotanak şeyi gömülecekler mi? Tabii. Evet. Fosforlu gübreler. Ben ya isimce onu diyorum. Gömülmeyen hiçbir gübre yok. Ahır gübresi, tavuk gübresi, yarasa gübresinin bile gömülmesi lazım. Benim toprağın içine girmeden... Biz sadece toprağın üstüne atarak toprağın üstünde bir kaymak tabakası oluşturuyoruz. Bak yıllardır 26 azot atıla toprakların üstü kaymak tabakası olmuş. Yağmur buradan yağıyor, aşağı doğru dereye kadar götürüyor şeyi. Benim bir yerim var. 5 dönümde. Fındık yani lehimli biraz. Altı 10 santim, 15 santim toprak ve altı da pis. Fındık çok çürüyor. Fındık bayağı iriliyor, hep dökülüyor. Şimdi işte o bak tam bir beslenme yetersizliğinden bahsediyor aslında. Demek ki ben yerim de. Şimdi hep yüzeye ata yüzey tabakası kaymaklaşmış. Sana WhatsApp'a mesaj geldi. Gübreyi atıyor ama almıyor. Şimdi gübreyi alıyor olsa, bitki gübreyi alıyor olsa dökülür mü? Çatmış mı? Gübre az mı geliyor senin tahminin ne? Gübreyi gömmüyorsun. Gömmez. Her şeyi gömülecek diye. İşte bak iki yanlış. Üst tarafa değil. Alt yamaya yama meyilli bahçede. Yarım ay şeklinde boya atıyor. Alta da atarsan mutlaka gömüyorsun. Yani gömmeden bir gübrenin bitki tarafından alınma şansı yok. Şimdi şöyle. Bu soruya cevap şöyle. Bir iki dakika dinleyin. Bir iki dakika dinleyin. Şimdi bu fındığın, fındık ocağının kökü nerede? Peki burada nerede? Kaç santim aşağıda? 30 santim. 25-30 santim. 20-25-30 santim. Çünkü altı zaten bunu say. Evet. Şimdi dolayısıyla biz gübreyi nereye atıyoruz? Yüzeye. Biz yüzeye atıp bir de üst tarafa atıyoruz. Evet. Şimdi üst tarafta zaten köklerin %20'si orada. Öyle mi?
kökün %70'i burada. Bir de toprakta kök nerede? 30 santimde. Sen nereye attın? Yüzeye. He, ben yüzeye attım. Kökle buluştu mu? Gübre kökle buluştu mu? Denizde buluştu. Denizde buluşuyor. Şimdi sen kökle buluştursan, alttaki saçak kökler 30 santimde. Saçak kök gübreyi alsa nereye götürecek? Anadala. Anadolu'ya nereye taşıyacak? E öyle ya, öyle değil mi? Ben de sizden öğreniyorum. Sen şimdi çorbayı içerken ağzına alıyorsun değil mi? Şimdi çorbayı böyle içeceğine şöyle içsen dışarı omzuna gelecek. Evet. Ağzına gelmeyecek. Ağzına girmeyen çorba bağırsaklardan sindirilip vücuduna gelir mi? Gelmez. Gelmez. İlaç içiyorsun değil mi? İlaç içiyorsun, su içiyorsun bir de. Ağrı kesici diyelim. Evet. Nerede çözünüyor? Bağırsakta. Ne kadar sonra? Bir yarım saat sonra ağrın geçiyor. Evet. İlaç etki ediyor, anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. E şimdi bitkinin kökü şurada. Evet. 30 santimde aşağıda. Evet. Bitkinin köküne gübreyi atmak yerine yüzeye atmışsın. Bir de onu üstelik götürüp sırtına üstelik koymuşsun. Hem kökün hiç yaptık. Olmadığı yerde. Hem böyle yaptık yani. E şimdi bunun nasıl, ne kadar faydası olacak bitkiye? Hiç faydası yok yani. Sen diyorsun ki için rahat, akşam eve gittin gübreyi nasıl attık dedin, hava da güzel, güneşli, savurdun gitti tohum hocam, atar gibi. Evden Bey, o konuda öyle demeyin çünkü burada hiç kimse güneşli havada gübre atmaz. Yağarken. En güzeli, yağarken. Da var. O da alıp gidiyor. Yağarken de at. Fiyatı ondan yüksek. Yağarken de attın gübre %20'si toprağın altına girebilse neyi? Evet. Bu bahçede niye fındık olmuyor hocam? Ben hemen söyleyeceğim. Hepsi tam bu bahçede. Çekimde neredeyiz? Dur bakayım. Kaç dakikamız olmuş? Hocam şu an 41 dakika. Evet, 42'ye doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Şahane. Şimdi elimizde bir tane toprak tarlı var. Toprak tarlı kimin? Benim. Nihat Çalık'ın. Her şey tam burada, fındık. Ne zaman yapmışız? Boşuna konuşuyoruz. 30. ayın 12'sinde. 12. ayın 30'unda yapmışız. Toprağın pH değeri 6.3. Gayet iyi. Organik maddesi 2.2. Düşük. Burada esas fındığın olamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, en büyük sebebi organik madde düşüklüğü. Çünkü kuru madde taşıyıcı yok yani. Sen burada ocak başı 4-5 kilo organik madde atmalısın. Geri kalanlara bakıyoruz. Fosfor çok iyi. Azot gayet iyi. Burada senin yapacağın tek iş organik madde atmak. O da nede vardı? Organikte solucan gübresinde var, leonardit'te var. Yanmış ahır gübresinde var, koyun gübresinde var. Ama senin buraya 4-5 kilo asıllı bir organik madde atman lazım. Boyacaksın tarlayı. Solucan gübresi. Yani istersen sıvı at. Sıvı organik maddeler var. Çok yüksek sıvılar var. Bu gübre taşta da var, piyasada da var. Ama bu organik maddeyi 4'e çıkartmadığın sürece fındık orada 2, zayıf olur. 2.2 zaten çok düşük. Hocam bahçelerimiz yan yana bu arkadaşlar. Bir sene ben solucan gübresi attım. O atıyorum 1 ton fındık aldıysa ben 2 ton aldım. Yan yana bahçelerimiz solucan gübresinde. Evet. Bu sıvı neydi hocam adı? Sıvı organik gübre adı ne? Ben muhtara bunu WhatsApp'tan yazarım, o size grupta paylaşır. Tamam, komplesini atar. Ben tahlil yapacağım. Sıvı organik madde çok sayıda var. Yani organik maddesi yüksek çok sayıda ürün var. Solucan gübresi var, yarasa gübresi var. Sıvı. Tamam, tabii sıvı. Gentesol diye bir ürün solucan var mesela. Hani ismini buradan reklam yapmayalım ama. Ahır gübresinin sıvılaştırılmış hali var mesela, sıvı. Onun solucan gübresinin katısı var hocam, onu gömmek mi gerekiyor? Katısını tabii gömmek gerekiyor. Yani. Ya uzun. Şimdi şey işini unutun sıvısı, bir kere. Sıvısı en ideal. Toprağın içine girmeyen hiçbir şeyin bize faydası tamam. Yok. Toprağın içine nasıl sıvısı girecek onu tartışalım. Bak toprağın içine nasıl girecek? Ya gömeceksin, ya deleceksin, ya çapalayacaksın, ya akıllı kürek kullanacaksın, ya sıvısını uygulayacaksın. Sıvı gübreyi ben 10 dönüm yere... Ya da bahçeye cüveyi 10 dönüm yere öğleye kadar attım sıvı gübreyi. 400-800 litre. Bir ocağına kadar atmak lazım sıvı. Sıvı da 2-2,5 litre. Mesela şu ocak için 2,5 litre, 2 litre. Şu alt tarafa şöyle sıvı. O yüzüne atılabiliyor mu? Ya sıvı atıyorsun. Sıvı atıyorsun. Sıvı attığın için... Ha, istemiyorum. Yani sıvı attığın hemen lüp diye giriyor. Aslında sıvı da çapalansa çok iyi de. Ben onu diyeceğim. Gazı çapalansa daha güzel. Daha iyi. İşte. Hatta biz ne diyoruz? Pinçeklerin de zaman zaman budanması lazım. Yani kök pinçeklerinin budanması lazım. O yüzden 2 yılda bir, 3 yılda bir
aslında bir çapa makinasıyla o pinçekleri de böyle, evet, Kasım Aralık gibi. Kesecek. Baharda değil de. Bahçede ısırganın çok olmasını sebebi. Bahçede ısırgan azotu çağrıştırıyor. Şöyle aşağı doğru azotu mu az diyoruz yani buranın? Bahçede azot ihtiyacını karşılıyor bu ısırgan. Yok, şu anda bu bahçenin azotu az olduğu için ısırgan tutuyor. Evet, aynen öyle. Ben azot istiyorum diyor yani bahçe. Ama biz buraya getirdik. Şimdi şu ocakta atıyoruz. Mesela dal sıklığını görüyorsunuz. Azottan ziyade bakın hocam, ben buraya tamamen her tarafına fındığın bu fındık gibi şey getirdim. Salsa. Ondan sonra oldu bu. Evet. Bak burada çok ciddi bir kuruması var. Bunu bir çekersen. Bak, evet hocam. Bu da hep bu. Güzel var. Çok fazla sayıda, çok fazla dal var. Şimdi hocam benim bahçede ekseri genç dalları. Şu an ordular var. Ama geçti dedi. Ayırdığım dal da şu anmış ama geçti dedi. Genç dalları. Garantili aç bu çok yüksekte. Nereden kesmem lazım? Biraz. Yani bundan daha mı uzun? Bundan daha uzun. Aşağı bir metre daha uzun. Dalı 5 metre hesap etsen. Yukarıdan aşağı şöyle bir metresinden keseceğim. Bir metreden. Şunu şuradan. Oradan kes kes. Oradan sürgü. Evet. Atın. Oradan şimdi yeni sürgü verecek. O kurumuşsa. Evet. Önemi yok. Ben şimdi size... Sen çekiyorsun. Şimdi hocam şu ocağı komple şey haline getirelim. Burada. Bir ocağın bir tanesini yapalım. Tamam yapalım. Tamam. Sen şunu tut da ona en son göstereceğim onu. Bu ocaklarda çok dal var. Evet bunları... Var burada bir 4-5 gram verin böyle. Bir çalışmam seni. Benim ocağın dediğin dalları böyle hocam. Şu en uzun kadar var böyle. Tut lan bu tarafta sen mi? Bunun gibi değmen gibi oradan çalışıyor. Kalınlığı da var aşağıya böyle. Tabi tabi. Şimdi ben kişilerini aldım. Benim al abi. Sal şeyim böyle var. Ocağın içini boşaltıyor. Ocağın içini boşalıyor. Senin aldığım böyle üstüne var. Bunu da belirli bir yerden kesme. Abi şimdi yoksa o zaman. Ne zaman keserdik? Kasım ayılarında. Al bununla kes. Oğul o kesmiyor. Oğul bırak onu. Abi. Alacağın dalları onunla al diyorsun. İkisine birden basacağım. Sen yanlış şuradan. Yok onun da ara sıra tutukluk yapıyor da. Yapıyor da. Sen şimdi en azından girebiyle belirleyelim. Gördün bu sınırı. Girebiyle belirleyelim. Sonra da altını keselim. Neyi? Şunu alalım işte. Ne? Daha sonra altını alalım. Makine, şu makine. Kaç lira? Ha kesin. Hem uzuyor hem bu şekilde kullanılıyor. Bunların altını alacağız. Ocağın ortasını boşaltıyor abi. Şunu burada bak, zaten iki ocak yan yana gelmiş. İki ayrı kök. Şundakiler kaç kaldı? Gencelmesi var. Bunlar tutacak buradan da. Bu da kurumuş. Bakalım görsün şöyle. Nereden oldu? Bu zaten. Şimdi aslında bu dalın da burada çıkacak. Alın al. Ne zaten? Evet. Sen kalabalık ya. Orta boşaltı. Balonu da kalabalık. Arası iyi de. Bunları muhtemelen sen sonra şey yapabilirsen. Çok güzel. Ağını al ya. Sırmak bırakmadan al abi. Burada zaten iki ocak birbirine girer. Bir de suyla. Motorun var mı senin? Motor var herhalde. Yani dal kesme motoru. Var. Ufak motoru diyor ha. Yani burada hem iki ocak birbirine girmiş hem bir de çok tırnaklar yanmadı. Bu tırnakları değişti. Şu tırnakları o ramonu da kessen arkadakini. Evet. Bunlar alınacak tabii ki bir biraz kere geçiyor sonra bu. Evet şimdi burada bunu da alın. Ne kadar burada ya? Burada fındık olmuş. Şurada da bir sıkıntı var. Ne kadar hocam? Şu anlası da olur abi. Ama şimdi şurada bir sıkıntı var ama hangi tarafı? Bunlar bir sene sonra müthiş dal olur ya. Yani. Şunu kes olsun. Bu ölmüş. Abi onu kes. Abi. Bu ölmüş. Onu alacak, alacak mı? Tamam. Tamam evet. Şimdi. Şimdi bak şunu şöyle bağlayabilirsin. Şunu şey yapalım. Şuralardan temizleme yapabiliriz. Oraları temizleyelim ama.
Bence bu dalı şuraya şöyle. Evet, biraz kendini öte almasın. Taş istiyor. Bağlayıp yatırabilir misin? Bak şöyle yatırabilsen. Yani alma istemeye diye aslında. Şöyle yatırabilsen. Birbirini sıkıya demeyeyim. Şurada dal şöyle olması lazım. Yani bu dalın şöyle gelmesi evet, lazım. Bu dal şöyle. Bu da burada. Hocam ben onlara bahçede şey yaparken dal takıyorum onlara, bu tarafa falan geçiriyorum. Aynen öyle. Şöyle de yapılabilir aslında. Evet. Aynen. Al bunu da hocam. Sahmetlik Hacı Arif bağlıyordu bunları. Ben çok yapıyorum bunu. Bak şöyle yapılabilir. Şu dalı da geçir abi. Şunu da şöyle. Şunu da kes. Ah şunu mu? Ha onu. Evet. Bu hale gelmesi şimdi bak, lazım. Bu böyle açıldı. Bu böyle, şimdi 2-3 ay dursa. Şunu da kes. Böyle gelip kendini haline şunu da şey yapar. Evet. Şunu da kes. Eskilerin çırpma dediği yöntemle biz dalın ucunu normalde dedik ya. Hep şey yaptım o çünkü kestim. Dalın uzunluğunun %20'sini kesiyoruz diye. Evet. Bunu kestiğin yerin tabii ki önemi var. Dışa gelen gözün üstünden kesiyorsun. Ama önemli olan uçtan kesinlikle kesmek geriye doğru çoğalsın diye. Hocam orada bir dal daha fazla. Onu da fazla şu, şu dal fazla buradan. Evet, o da şunu da dipten kesti şu tırnağı. Şunu da al abi. O tırnağı da. Hani gözüne vuracağım. Ne yapıyorsun? Bir çocuğumuz var. Gördüğünüz gibi. Çok harika bir odak var. Bu da şöyle yatsa. Evet. Ya bu şekilde alsa oluyor. Evet. Bu şekilde ortası hadi boş var. Buna bir tane küçük şey bağlayacak. Dalı uzatabilirsin hocam. He? Şunu uzayabilirim. Şöyle yapabilirim. Oraya uzatabilirsin evet. Tamam. Az daha tamam. Bugün boyası bitiyor. Bugün boya kısmı bitiyor. Evet. Şimdi ne oldu? Ocağın içi açıldı. Zaten burada dediğim gibi iki ocak birbirine girmiş. Bunu anladık. Uçları temizledik. Ucuna da gidelim. Şunu da ucundan alalım biraz. Tamam. Ne çatışı yapmış. Çok faydası var. Evet. Şimdi bunun ortasındaki tırnaklar temizlenecek. Hocam şimdi bu uyuları kesildi ya. Bundan Mart'ta, Nisan'da bunlar hep toparlanıyor mu? Şimdi? Tabii bunlar şimdi bir yıllık sürgünleri vermeye başlayacak. Sürgün, alttaki sürgün daha irileşecek. Ve yeni yıllık sürgünler verecek. Anladım. Ama tabii ki üstünde ne olacak? Püskül olmayacak. Yani sadece sürgün. Göz olacak. Göz olacak yani. Yaprak gözü ya da meyve gözü olacak. Püskül olmayacak ama. Çünkü püskül olması şu an, için zaten şu an püskül ne zaman canlanıyor? Harekete geçiyor. Mayıs Haziran gibi. Evet, yani evet. Normalde aktif bir ocakta Mayıs Haziran gibi püsküller yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Evet, sen evet. Fındığı toplarken aslında üstünde püskül var. Anladım. Püskülü bir tek göremiyorsun. Şimdi püskül ne zaman görünür hale geldi? Yaprak dökülüyor. Şimdi yapraklar döküldükten sonra. Normalde Mayıs, Haziran, Temmuz o dönemde püsküller yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Peki hocam. Şimdi burada tırnakları temizleyince evet. Bu ocak bu şekilde yeni... Bir bahçede püskülün çok olması veya az olmasıyla bahçenin ne alakası var? Püskül erkek organ çeşitle çok ilgili. Ham fındıkta püskül çok olur mesela. Dölleme Dölleme ile ilgili. Yağlı ve palazda genelde... onu aslında dersin bir yerinde bazı anlattık sene, ama. Bazı senelerde mesela püskül çok oluyor, bazı sene az oluyor. Onun sebebi ne olabilir? Doğru. Çünkü tozuma, ucu. Mesela bu sene püskül çok. Evet çok. Püskül çok. Karanfil gözü de çok aslında. Çıktım mı? Çıktım mı? İyi bir karanfil gözü de var. Onun tamamen ısı ve iklim şartlarıyla ilgili. Tabii iklim şartlarıyla ilgili. Gülleci bulamacını karantina açana kadar atabiliyordum. Gülleci bulamacını şu gördüğünüz aktif gözlerin yani meyve gözlerinin pembeleşecek ya, pembe uç çıkacak ya. Evet. Pembe uç çıkıncaya kadar gülleci bulamacını atabilirsiniz. Pembe uç çıktığında sıvı bile uygulamıyoruz. Tamam. Mart ne zamana kadar? Yapraklar
Üçte bir, fare kulağına gelinceye kadar. Yani yaprakları açmaya başladığı anda zaten döllenme işi bitiyor hemen. Yavaş yavaş bitiyor. Şu anda güllacı bulamacı atabiliyor muyuz? Evet. Bordo bulamacı. Bordo bulamacı da atabilirsiniz. Bordo bulamacında bakır var. Bakır biraz toksik bir madde aslında. Dolayısıyla dekara 6 gramdan fazla atmamak lazım. Yani sağlıklısı güllacı bulamacı. Güllacı bulamacının içinde kireç ve kükürt var. Bizim hem kirece hem kükürde ihtiyacımız var. O şekilde. Şöyle hep beraber şu şeyin arkasına bir geçelim gelin. Azıcık gidiyor da çekiliyor. Bütün kursiyerler muhtarım sen de gel. Evet. Sen de oradan kendine selfie yapamayacaksın ama en azından çekeceksin. Çekeyim. Evet, bir ocağı bu şekilde evet. Soktuk. Ocağı da aldık. Evet. Önümüzdeki yıl inşallah bu ocakla tekrar böyle bir video çekeriz 2024'ün sonunda. İnşallah. İnşallah. Evet, buradan herkese bunun sevgi ve selamlar. Bu videoyu da başta söylemedik. Bu video Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün halk eğitim merkezleri üstünde yaptığı tarımla ilgili kurslar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne gidiyor. Dolayısıyla onlar da bunları derleyip toparlayıp yıl içinde paylaşıyorlar. Tamam. Evet. Sen dinledim hocam.